الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سان فرانسيسكو، تقع سان فرانسيسكو غربية ولاية كاليفورنيا الأمريكية. تأسست المدينة عام 1776 عندما وصلت إلى المكان بعثة إسبانية واستقرت فيه، وفي عام 1846 انتزعها قائد بحري أمريكي من المكسيكيين وأعلن ضمها للولايات المتحدة الأمريكية. وعند اكتشاف مناجم الذهب في كاليفورنيا عام 1848 كان عدد سكان سان فرانسيسكو 800 شخص فقط، فبلغ بعد سنتين 25,000، وصارت المدينة مقصد الكثير من طلاب الثروة والغنى السريع، فتوافد إليها الآلاف من مختلف أرجاء العالم وخصوصا من الصين، حتى أصبح الحي الصيني في سان فرانسيسكو اليوم أعظم تجمع صيني خارج بلاد الشرق الأقصى. وعام 1906 تعرضت المدينة لزلزال عنيف دمر عددا هائلا من أبنيتها وتلاه حريق كبير، إلا إنه تم تجديد المدينة بسرعة مذهلة، وروعي في أبنيتها الجديدة أن تكون مبنية بطريقة معينة تجعلها قادرة على تحمل الهزات الأرضية. ورغم ذلك تعرضت المدينة من سنوات قليلة لهزة أرضية ذهب ضحيتها العديد من الأشخاص. وتزهو المدينة بموقعها الطبيعي الفريد فوق شبه جزيرة تقع جنوبي الباب الذهبي، وهو المضيق الذي يصل المحيط الهادئ بخليج سان فرانسيسكو، كما أنها تتميز بحدائقها العامة الجميلة. سان فرانسيسكو özel isim. تقع دشر سان فرانسيسكو özel isim. غربية باتسنا ولايتي كاليفورنيا، كاليفورنيا ولايتينين الأمريكية أمريكاداكي، أمريكاداكي كاليفورنيا ولايتينين باتسنا دشر. تأسست كروldu المدينة شهر عام يلندا 1776 يلندا عندما ديندا دغندا وصلت ulaştığında إلى المكان buraya bu mekana bu konuma بعثتون keşif birliği İspaniyetun bir İspanyol keşif birliği ulaştığı zaman bu topraklara westekarrat fihi ve oraya yerleştiğinde. وفي عام yılında 1846 1846 yılında intezaa çekti aldı, minne geldiği için zorla çekti aldı ha bu şehri San Francisco'yu qaidun bir komutan bahriyun bir deniz komutanı emrikiyun Amerikalı. Amerikalı bir deniz komutanı şehri çekip aldı, minel Meksiki yine Meksikalılardan çekip aldı. Ve a'lene ilan etti, duyurdu, dammeha kattığını eklediğini ha bu şehri lil vilayetil muttahidetil emrikiyeti Amerikan Birleşik Devletleri'ne kattığını duyurdu, ilan etti. Ve inde iktişafi menacimi zehebi altın madenlerinin keşfedilmesi zamanı fi California, Kaliforniya'daki altın madenlerinin açığa çıktığı zamanda ne zaman? Ame 1848 1848 yılında kâne idi adedu sayısı sükkani sakinlerinin sayısı San Francisco'nun
yerleşiklerinin, orada yaşayan insanların sayısı 800 şahsin, fakat sadece ve sadece 800 kişiydi. Fe belaga, ulaştı. Ba'de seneteyni, 2 yılın ardından 25 elfen, 25 bine ulaştı. Ve saret, oldu. El medinetu, şehir, makside, hedefi haline geldi. Bunun çoğunu vermiş miyim, vermemişim, neyse birazdan bakarız. El kesiri, pek çok insanın, min tullabi, isteyenlerden, es serveti, servet isteyenlerden, vel gine, seriyi, ve hızlı zengin olmak. Hızlı zengin olmak ve servet isteyenlerden pek çok insanın hedefi haline geldi şehir. Fetevafede, gruplar halinde, heyetler halinde geldi ileyha, şehire, el alafu, binlerce insan, min muhtelifi, farklı farklı, erca il alemi, dünyanın her yerinden, dünyanın farklı yerlerinden binlerce insan oraya geldi. Ve hususan, özellikle de, mine sini, Çin'den geldi. Hatta öyle ki, esbaha, oldu. El hayyu siniyu, Çin mahallesi, fi San Francisco, San Francisco'daki Çin mahallesi oldu. El yevme, bugün, e'azame, en büyüğü, tecemmu'in, toplulukların, siniyin, Çin topluluklarının en büyüğü oldu. Neredeki Çin toplulukları? Harice, dışındaki, biladi şerqil aksa, uzak doğu beldeleri. Uzak doğu beldelerinin dışındaki Çin topluluklarının en büyüğü San Francisco'daki Çin mahallesi oldu. Ve ame 1906 yılında, taarradet, maruz kaldı, el medinetu, şehir, li zilzalin, bir depreme, anifin, şiddetli bir depreme, demmara, yıkan, adeden, adette, hailen, büyük sayıda, min ebniyetiha, şehrin binalarından. Şehrin binalarından büyük sayıda binayı yıkan şiddetli bir depreme maruz kaldı. Ve tela, takip etti, hu, bu depremi, harikun, bir yangın, kebirun, büyük, büyük bir yangın takip etti. İlla innehu, ancak şu var ki, temme, tecdidu, yenilendi, el medinetu, şehir, bir süratin, bir hızla, muzhiletin, hayret verici bir hızla yenilendi. Ve ru'iye, gözetildi, fi ebniyetiha, yeni binalarında, el cedideti, yeni binalarında gözetildi. Ney, en tekune, olması, binaların, mebniyeten, bina kılınmış olması, bir tarikatin, muayyenetin, belli bir usule göre yapılması gözetildi. Tec'aluha, binaları kılacak, kadiraten ala, güç yetirir, tahammuli, dayanmaya, el hezzati, titreşimlere, el ardiyeti, yer. Yer titreşimlerine dayanacak güçte, dayanacak güce gelmesini sağlayan belli üslupla bina edilmelerini zaruri kıldı. Ve rağme zalik, buna rağmen, taarradet, maruz kaldı, el medinetu, şehir, min senevatin kaliletin, birkaç yıl sonra, lihezzetin erdiyetin, yeni bir depreme maruz kaldı. Zehebe, gitti, dahiyyeteha, bu depreme kurban gitti, el adidu, pek çoğu, minel eşhasi, orada yaşayan şahıslardan pek çoğu bu yeni titreşme, yeni depreme kurban gitti. Ve tezhu, övünür, el medinetu, şehir, bi mevki'iha, konumuyla, et tabi'i, doğal, el feridi, eşsiz, eşsiz doğal konumuyla övünür, fevka, üzerinde bulunan, şibhi ceziratin, bir yarım adanın, bir yarım adanın üzerinde bulunan eşsiz doğal konumuyla şehir övünür. Teka'u, düşen, cenubiye, güneyine, elbab-i zehebiyi, altın kapının güneyine düşen ve bir yarım adanın üzerinde bulunan eşsiz doğal konumuyla övünür. Ve huve, ki bu altın kapı, el-mediku, bir boğazdır, ellezi yesilu, ulaşan, el-muhit el-hadi'e, Pasifik okyanusuna, bi halici San Francisco, San Francisco körfezinde, Pasifik okyanusuna ulaşan bir boğazdan ibarettir. Kema, yine, enneha, bu şehir, tetemeyyezu, ayırt edilir, bi hadaiqiha, parklarıyla, el ameti, umuma açık parklarıyla, el cemileti, güzel, güzel, umuma açık parklarıyla ayırt edilir. San Francisco özel isim. Buna yapacağımız bir şey yok. Sadece hemen bir hatırlatma. Bütün şehir ve ülke isimleri peşin peşin müennestir.
Dikkat ederseniz teka'u diye başladı. Vaka'a yeka'u teka'u. Teka'u düşer. San Francisco. Çünkü bu bir şehir ismidir. San Francisco düşer. Vaka'a yeka'u alayla gelir. Nokta noktanın üzerine düşmek. Mesela evimiz işte caddenin batı tarafına düşer ya da yolun sağ tarafına düşer falan derken genelde ala harfi ceri ile kullanılır bu. Burada olduğu gibi doğrudan yön de verilir. Eğer belli bir yöne düşüyorsa. Garp kelimesi garbe şeklinde de gelir. Mağribe şeklinde de gelir. Garbiye şeklinde de gelir. Üçü de batı, batılı anlamları verir. Tekav düşer. San Francisco, San Francisco düşer. Konumlanır. Mevki buradan gelir. Biraz sonra o mevki, mevaki kelimesi gelecek. Konumlanmak, yer almak, düşmek. Buradaki düşmek bir yere düşüşü ifade etmez. Bir yerde yer almak, bir yerde konumlanmak anlamındadır. Garbiye, batısına mefulun fih olduğu için dikkat ederseniz mansup okuyorum. Vilayeti muzafi ileyhtir. Esreli okuyorum. Kaliforniya özel isimdir. Kaliforniya vilayetinin batısına düşer. Emrikiye Amerika'daki. Niye burada el Emrikiye'yi sıfat olarak getirdi? Demek ki İngiltere'de de bir Kaliforniya vilayeti var. Oradaki aynı ismi taşıyan diğer vilayetten ilişkisi kesilsin diye ekstra bir sıfat getirildi. Teesseset kuruldu. El Medinetu şehir ame yılında. Medinetun mudunun. Teessese yeteessesu teessusun. Kuruldu, kuruluyor, kurulmak. Medinetun mudunun. Şehir, şehirler. Mudunun. Arada hiç harf yok, uzatma yok. Mudunun. Amun e'avamun. Yıl, yıllar. Yılında 1776 yılında şehir kuruldu. Ne zaman? İndema dinde dığında. Vasalet. Vasale ulaştı. Yesilu ulaşıyor. Sıletun ulaşmak. Vasale. Yesilu sıletun. Vaslun diye de gelir. Ulaştı, ulaşıyor, ulaşmak. Vasale. İla. Ulaştığında el mekani. Burada artık belli bir yer. San Francisco'nun kurulduğu coğrafya belli bir mekandan bahsettiği için el mekani marife olarak geldi. Çünkü nereden bahsettiği artık bizim tarafımızdan biliniyor. Ba'setun keşif heyeti, delegasyon, öncü kuvvet, gönderilen birlik gibi anlamlara gelir. İspaniyetun İspanyol bir keşif heyeti ulaştığında. وَاسْتَقَرَّتْ fihi. Arkadaşlar اِسْتَقَرَّ يَسْتَقِرُّ ala ile olursa şu anda ben 8 saat dersten çıktım. Müthiş yorgunum. Koltuğumun üstüne istakrar, doğrudan istikrar eylemişim. عَلَى كُرْسِيِّ اِسْتَقْرَرْتُ عَلَى كُرْسِيِّ. Kendi koltuğumun üzerine istikrar eyledim. Yani yerleştim, kuruldum. Ama istakarra fi olursa bir yere yerleşmek, orayı kendisine mekan edinmek, orada ikamet etmek anlamı kazanır. Ala'nın yukarıdan aşağıya bir oturum, yukarıdan aşağıya bir yerleşme olduğunu bilelim. İstakarra fi ise genel anlamda bir yerde konumlanmak, orada ikamet etmek anlamı kazanır. Ve fi ami yılında 1876 yılında intezaa yentezi'u intiza'un zorla çekip almak. Neza'a fiilinin kendi iradesiyle yapılma hali. Yani bir şeyi çekip almak için gönüllü, iradeli bir fiilde bulunmak. Bir yeri minle olursa da bir yerden koparıp almak, çekip almak anlamında ki burada min var. İntezaaha orayı çekip aldı. Şehri çekip aldı. Kim? Kaidun. Kaid. Kade yekudu. Mikvet mesela arabayı yöneten ismi alet buradan gelir direksiyon anlamında. Kaid yönetici komutan anlamında. Bahriyun bir deniz komutanı. Emrikiyun ismi mansuptur. Bahriyun ismi mansuptur. Bunlar kurallıdır. Bahriyune emrikiyune şeklinde vavnunla cem müzekker salim kalıbıyla bunların çoğulları gelir. Minel meksikiyine Meksikalılardan çekip aldı. Ve a'lene ilan etti, duyurdu, bildirdi. Damme, damme ekledi, birleştirdi, bitiştirdi, kattı. Burada damme yadummu damme mastarı. Ve a'lene duyurdu, ilan etti, bildirdi. Dammeha eklenişini, ha şehrin, lil vilayati
devletlerine Muttahideti Birleşik Emrikiyeti Amerikan Amerika Birleşik Devletleri'ne bu San Francisco'yu eklediğini ilan etti, duyurdu. Yani bir Meksika toprağı olmaktan çıktı, Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı olmaya başladı. Ve inde esnasında zamanında iktişafı iktişafın açığa çıkarmak, ortaya çıkarmak, icat etmek, keşfetmek, bulmak. Menacim. Arkadaşlar neceme yencimu an. Nokta noktadan doğmak, ortaya çıkmak, meydana gelmek. Buradan mencem bir şeyin açığa çıktığı, ortaya çıktığı yer, ismi mekan, çoğulu menacim. Mencemun menacim. Bu anlamda siz bir toprağa kazarsınız, oradan işte altın, bakır neyse herhangi bir maden çıkardığınızda o altının gün yüzüne çıktığı, doğduğu, ışıkla buluştuğu yer anlamında mencem, maden, bizim Türkçemizdeki maden diye tercüme edilir. Zeheb altındır. Altın madenlerinin keşfi esnasında Kaliforniya'daki altın madenlerinin keşfi esnasında Ame 1848 yılında kâne idi adedu sayısı. Burada Sükkani muzafi ile San Francisco ikinci muzafi ile tırnak içinde. San Francisco bu sakinun sekene yeskunu oturdu oturuyor. Bu şu anda benim yaptığım gibi fiziksel oturmayı ifade etmez. Benim şu anda yaptığım fiziksel oturma kaade yak'udu oturdu oturuyor. Celese yeclisu oturdu oturuyor. Yani fiziksel olarak bedeninin işte affedersiniz poposunu yere koyarak oturmaya, bir şeyin üzerine koyarak oturmaya celese yeclisu ya da kade yak'udu kelimesi kullanılır. Sekene yeskunu belli bir mahallede, belli bir binada oturmayı, yani orada ikamet eylemeyi ifade eder. Bu sekene yeskunudan elde edilen sakin kelimesi Türkçemize geçmiş ve biz zaten bunu aktif olarak kullanıyoruz. Binamız sakinleri, İşte şehrimiz sakinleri, köyümüz sakinleri derken sükkan da onun çoğuludur. Kâne idi adedü sükkani sakinlerinin sayısı San Francisco şehrinin sakinlerinin sayısı idi. Semani mi'eti şahsin 800 şahıs idi fakat sadece. Febelaga ulaştı. Ba'de sonrasında belaga yebluğu belagun. Ulaştı, ulaşıyor, ulaşmak. Ba'de sonra seneteyni. Sene çoğulu senevatun ve sinine. İki tane çoğulu var bu kelimenin. Senetun, senevatun ve sinine. İki tane çoğulumuz var. Ba'de seneteyni 2 yılın sonunda ulaştı. Neye ulaştı? Hamsete ve işrine. Burada ulaşılan şey mefulun bih konumunda belaganın mefulu bihi olduğu için dikkat ederseniz mansuptur. Ya nunla mansuptur. 20, 30, 40, 50, 60 tam sayıları cümlede mansup ya da mecrur olduklarında cem-i müzekker salim kalıplarıyla aynı gelirler. Eğer cümlede merfu bir konumdaysa işru nedir? Ama mecrur ya da mansup bir konumdaysa işri nedir? Eğer yine cümlede merfu bir konumdaysa selasu nedir? Ama mansup ya da mecrursa selasine, erbaune erbaine, hamsune hamsine. Bu tam sayıların özelliği budur. Bunlar cem müzekker salim kalıbıyla gelirler. Cümledeki konumlarına, önlerindeki amillere ya da cümledeki görevlerine göre merfularsa vavnunla, mansup ya da mecrurlarsa yanunla gelirler. Burada da belaga ulaştı. Neye ulaştı? Hamsete ve işrine, 25'e ulaştı. Burada bir kapalılık var. Hemen elfen, 25 bine ulaştı. Temyiz olarak imdadımıza yetişti. Temyizin harekesi her zaman mansup gelmektir. Mansup olarak gelir. Ve saret. Sara yesiru Esbaha yusbihu. İkisi de bir şeyden sonra bir başka şeye dönmek, bir başka şey olmak. Şimdi kâne yekûnu sâra yesîru esbaha yusbihu. Türkçesine bakarsanız üçü de oldu oluyor, oldu oluyor şeklindedir. Ancak esbaha ve sâra bir şeyden sonra bir şey olmayı ifade ederken kâne çoğunlukla İngilizce'deki to be fiili gibi yeni zaman kalıpları elde etmekte yardımcı fiil olarak kullanılır. Kâne yenâmu innemâ vasaltu ilel beyt. Ben eve ulaştığımda o uyuyordu. Yeni bir zaman elde ediyorum. Ne yapıyorum?
Normalde yenamu uyuyor fiiline kâne'yi eklemekle kâne yenamu uyuyordu. Yeni bir zaman, yeni bir imkan kazandırıyorum. Kâne bu anlamda kullanılır. Yani çoğunlukla şey yapmaz. Bir şeyden sonra bir şeye dönmek. İşte öğrenciydi, şimdi doktor oldu. Burada kâne taliben fi kulliyeti tıbbi ve kâne tabii ben fil müsteşfa el an diyemezsiniz. Yani bu kullanılmaz. Burada sara ya da esbaha kullanmak daha uygun olur. Vesaret oldu. Sara yesiru vesaret oldu. El medinetu şehir saret oldu. Arkadaşlar bu şedde hatalı gelmiş. Bu maksat makasittir bunun çoğulu. Maksadun makasidu hedefi gayesi varacağı nokta haline geldi. El kesiri çoğu insanın min tullabi talip isteyen irade eden kelimesinin çoğulu tullab isteyenlerden es serveti servet Türkçemize geçmiş zaten kullanıyoruz çoğulu servat elif ve açıkta ile gelir. Tullab kırık cem isteyen serveti servet isteyen daha vel gina zenginlik esseri ay hızlı hızlı bir zenginlik ve servet isteyenlerin çoğunun amacı hedefi haline geldi şehir fe tevafede tevafede yetevafedu gruplar halinde bölükler halinde bir yere gelmek böyle elçiler delegasyonlar şeklinde bir yere gelmek. Şimdi oraya göç edenler yolun tehlikelerinden dolayı tek başına yola çıkamadıkları için gruplar halinde geldiklerinden burada cae kelimesini kullanmadı da cae ileyha el alafu binlerce insan oraya geldi kelimesini kullanmadı da gelenlerin gruplar halinde bölükler halinde böyle insan toplulukları halinde geldikleri anlaşılsın diye fetevafede geldi ileyha oraya ha zamiri Medine'ye yani San Francisco'ya geldi. El alafu elfun alafun bin binler binlercesi geldi. Min dendan muhtelifi farklı ercai. Arkadaşlar racaun yön taraf cihet kelimesinin çoğulu ercaun yönden tarafından el alemi dünya dünyanın farklı yönlerinden farklı taraflarından binlerce insan şehire gruplar halinde geldi. Ve hususen özellikle de minessini yani tevafede minessini Çin'den gruplar geldiler. Hatta öyle ki esbaha oldu saretin eş anlamlısı esbaha oldu el hayyu hay normalde canlı diri aktif, hareketli anlamına gelir. Şimdi ormanlara göre, çöllere göre, dağlık alanlara göre mahalleler içlerindeki insan ve hayvan hareketliliğinden dolayı çok daha canlı, çok daha diridirler. O yüzden hayyun kelimesi her ne kadar temel kök anlam olarak canlı, diri, hayat belirtisi bulunan şey anlamına gelirse de mahallelerin de ismi olmuştur. Çoğulu ehyadır. Esbaha oldu. El Hayyu mahallesi, Es-Siniyu Çin mahallesi, fi San Francisco, San Francisco'daki Çin mahallesi oldu. Ne zaman? El-Yevme, mefulun fihtir, mansuptur, gün, bugün oldu. Şimdi Esbaha kâne ve kardeşlerindendir. Sare kâne ve kardeşlerindendir. İsim alır, ref eder ve saret oldu. El-Medinetu şehir, maksade. Hedefi, gayesi oldu. Bu ismidir, merfudur, bu haberidir, mansuptur. Aynı şekilde esbaha oldu. El hayyu ismidir. Siniyu sıfatıdır. Çok bizi ilgilendirmez. El hayyu merfudur. E'azame en büyüğü tecemmu'in toplulukların. Tecemme'a toplandı. Yetecemme'u toplanıyor. Tecemmu topluluk, toplanmak, mastar. Azame ismi taftil en büyüğü oldu. Tecemmu'in topluluğun, Siniyin Çin topluluklarının en büyüğü oldu. Neredeki harice mef'ulün fihtir yine. Burada da el-yevme mef'ulün fihti zamanı ifade ediyordu. Harice mef'ulün fihtir mekanı ifade ediyor. Harice dışındaki biladi bu harice her zaman muzaf gibi görev görür. Kendinden sonraki kelimeyi esreleştirir. Harice dışındaki biladi beldelerinin Şarkı'l Aksa Uzak Doğu. Uzak Doğu beldelerinin dışındaki Çin topluluklarının en büyüğü günümüzde San Francisco'daki Çin mahallesi oldu.
Ve ame yılında 1906 yılında taarrada. Arkadaşlar bu fiil taarrada ya taarradu her zaman lam harfi ceriyle gelir. Nokta noktaya maruz kalmak. Taarrada maruz kaldı. Yetaarradu maruz kalıyor. Li nokta noktaya maruz kaldı. Biraz sonra önüme bir tane li çıkacak. Taarradat maruz kaldı. El medinetu şehir. Medinetu dişi failim olduğu için taarradat ona cinsiyette uyum sağladı. Şehir maruz kaldı. Neye? Li zilzalin. Zelzele yuzelzilu zelzeletun ve zilzalun. Titredi, titriyor, titremek. Li zilzalin, bir titremeye, bir depreme. Anifin, şiddetli bir depreme maruz kaldı. Demmera. Şimdi anifin demmera. Ne yaptı? Sıfat olarak geldi. Demmera ile başlayan fiil cümlesi bu kelimenin şiddetli deprem kelimesinin sıfat mevsufun ikinci sıfatıdır. Demmera. Demmera normalde yıktı, mazi fiil. Ama biz onu yıktı diye tercüme edemeyiz. Yıkan. Adeden sayıda, hailen büyük sayıda, min ebniyetiha, binaun, bena yebni, bina etti, inşa etti, kurdu. Binaun, hem bina etmek, inşa etmek, kurmak anlamında mastardır, hem de bizim bildiğimiz bina anlamına gelir. Ebniyetun da binaun kelimesinin çoğuludur. Min ebniyetiha, binalarından, ha yine şehre dönüyor. Şehrin binalarından büyük sayıda binayı yıkan şiddetli bir depreme şehir maruz kalmış 1906 yılında. Ve tela, tela yetlu. Şimdi tela yetlu, peşi sıra gelmek, ardı sıra gelmek, takip etmek. Normal anlamı bu. İnsan bir şeyi okurken, mesela Kur'an-ı Kerim okurken veya herhangi bir metni okurken ne yaparız? Kelimeleri biri diğerinin ardı sıra gelecek şekilde peş peşe, arka arkaya dizeriz. Bu anlamda tela yetlu tilavetun okumak anlamına da gelir. Tela yetlu tilavetun peşi sıra gitmek, takip etmek, ardından gelmek anlamına da gelir. Ve tela takip etti. Etba'a anlamına, eş anlamlısıdır bunu. Hu onu. Buradaki hu zilzale döner. Ve tela takip etti hu depremi. Harikun bir yangın, kebirun büyük. Büyük bir yangın takip etti. İlla ancak innehu şu var ki temme tecdidu. Arkadaşlar temmeden sonra bir harfi ceri yoksa o zaman direktmen bir mastar geliyorsa temme yetimmu fiilinden sonra bir harfi ceri olmaksızın buradaki gibi doğrudan bir mastar geliyorsa o mastar sanki meçhul fiilmiş gibi tercüme edilir. Temme tecdidu yenilendi. Neye göre yenilendi? Geçmiş zaman temmeye göre. Yetimmu tecdidu deseydi yenileniyor diye tercüme edecektik. İlla en innehu. Ben buna illa ennehu derim. İlla ennehu. Ancak şu da var ki temme tecdidu yenilendi. El medineti şehir yenilendi. Nasıl? Bir süratin bir hızla. Muzhiletin ismi fail. Muzhiletin. Bu kelime ezhele. Burada kökünü görebilirsiniz. Ezhele hayrete düşürdü, şaşırttı. Yuzhilu hayrete düşürüyor, şaşırtıyor. Muzhil oradan ismi fail. Dişi olduğu için de muzhile şaşırtıcı, hayret verici bir hızla şehir yenilendi. Ve ru'iye. Aslında bu ra'a gözetti fiilinin ru'iye meçhul fiilidir. Ru'iye gözetildi. Fi ebniyetiha binalarında, ha şehre dönüyor, el cedideti yeni, şehrin yeni binalarında gözetildi. Ney? Entekune, olması. Hiye yine binalara dönüyor. Binaların olması gözetildi. Mebniyeten, bina edilir olması. Bina edilir, kurulur, yapılır olması gözetildi. Bir tarikatin muayyenetin belli bir yolla, belli bir üslupla bina edilmesi, yapılması. Nasıl ki bizde 1999 depreminden sonra deprem yönetmeliği çıkardık ve o günden sonra binaların inşasında işte deniz kumu kullanılması yasaklandı. Belli oranda çakıl ve çimento oranında
C25, C30 denilen özel beton miktarları belirlendi depreme dayanacak. Aynı şekilde kullanılan demir miktarı neredeyse 3 kat arttırıldı. Çünkü sonuçta Türkiye bir deprem bölgesiydi. Burada da belli usuller üzere bina edilmesi esas alınmış ki bu usuller tecalu kılardı ha binaları kadiraten ala güç yetirmek. Kadara yakdiru ala güç yetirir kılardı bu binaları bu usul. Bu binaları güç yetirir kılacak bir yöntemle yapılmaları esas alındı. Hangi noktada? Tehammuli mastardır. Tehammele dayandı. Yetehammelu dayanıyor. Tehammul mastar dayanma. Hezzat hezzetun titreşim kelimesinin çoğulu. Hezzati titreşimlere ardiyeti yer. Yer titreşimlere dayanma noktasında onu güçlü hale getiren belli yöntemlerle binaların yapılmasına özen gösterildi. Bu durum gözetildi. Ve rağma zalik buna rağmen te'arradet maruz kaldı demiştik ki her zaman li ile gelir. Biraz sonra cümlenin bir yerinde bir lam harfi ceri, esreli bir lam harfi ceri önüme çıkmak zorunda. Te'arradet maruz kaldı el medinetu faildir ötreli okulur, okurum. Şehir maruz kaldı min senevatin galiletin. Dedik ki galile kelimesi buradaki gibi sayılabilen şeylerle gelirse birkaç diye tercüme edilir. Ama sayılamayan şeylere tuz gibi, toz şeker gibi sayılamayan şeylere gelirse biraz diye tercüme edilir. Min senevatin galiletin birkaç yıl sonra şehir maruz kaldı. Neye? Lihezzetin ardiyetin bir yer titreşine, bir depreme maruz kaldı. Zehebe gitti, dahiyyeteha ona kurban gitti. El adidu pek çok minel eşhasi şahıs. Bu son depreme kurban gitti. Yani alınan tedbirler bir yerde işe yaramadı. Tedbir takdirin önüne geçmez. Ve tezhu zeha övündü, böbürlendi, kibirlendi. Yezhu tefekkür etti, övündü. Zehun mastarı zeha, yezhu zehun. Ve tezhu övünür el medinetu. Arkadaşlar her zaman bi ile gelir. İftekhara bi zeha yezhu zehun bi iftekhara da olsa yeftekhiru bi ahlakihi o ahlakıyla övünür. Gerçi ahlaklı insan övünür mü o da ayrı bir şey. Neyse her zaman bir harfi ceriyle gelir. Tezhu övünür. El medinetu şehir bi ile mevki' konumlanma. Vaka'a konumlandı yer aldı düştü. Mevki' ismi mekan çoğulu mevaki' bi mevaki'in nucum. Ayette yemin edilirken mevaki'in nucum diye geçer. Çoğulu mevaki'dir. Bi mevki'iha konumuyla ha şehire dönüyor. Bi mevki'iha konumuyla et tabi'i doğal konumuyla el feridi eşsiz biricik tek yalnız eşsiz tabiatıyla eşsiz doğal konumuyla özür dilerim. Fevka üzerindeki şibhi ceziratin bir yarım adanın üzerindeki eşsiz doğal konumuyla teka'u düşen cenubiye güneyine elbabi ezzehebiyi altın kapı. Bu altına hücum göçler başlandığında insanların akıp geldiği şehre gelip yerleştiği o geçiş konumuna oradaki o körfeze babu zehebi demişler. Altın kapının güneyine düşer. Ve huve ki bu altın kapı el mediku. Daqa daraldı. Yadiku daralıyor. Medik daralma noktası. Bizim Türkçe'de körfez dediğimiz, boğaz dediğimiz İstanbul Boğazı nedir? Yukarıda Karadeniz geniştir. Aşağıda Marmara Denizi geniştir. Ama karanın birbirine yaklaşmasıyla o dar alanda bir daralma alanı, ismi mekan, daralma yeri, daralma mekanı, medik. El medik çoğulu bunun medayıktır kelimenin medik boğaz kelimesinin çoğulu bu gırtlak boğaz değil o unukun a'nakun o farklı bir şey medik coğrafi boğazdan bahsediyor İstanbul ve Çanakkale boğazları çoğulu medayıktır huve o el mediku bir boğazdır ellezi en an yesilu ulaşan nereye el muhita arkadaşlar muhit kelimesi normalde insan için olursa muhitun bil kafirin Allah kafirleri kuşatıcıdır
Muhit aynı zamanda okyanus, Türkçedeki coğrafi terim olarak okyanus anlamına gelir. Bunun çoğulu elif ve açık T ile muhitat, okyanuslar şeklinde gelir. El hadi hede yehde huduun. Sakin oldu, sakin oluyor, sakin olmak. Bizim Türkçede pasif, Pasifik Okyanusu diyoruz. Niye? Diğerleri gibi böyle yüksek hava basınç değişiklikleri olmadığı için aşırı fırtınalara maruz kalmıyor. Hint Okyanusu'yla ya da Büyük Okyanus'la kıyasladığınızda çok fazla rüzgar gerçekleşmediği için Pasifik Okyanusu, sakin, durgun okyanus anlamında. Tabii bu özel isim, Pasifik Okyanusu diye tercüme edeceğiz de, yani kelimenin kökü hadi, sakin, durgun, hede eden gelir. Pasifik Okyanusu'na birleşen, oraya giden bir boğazdır. Bir Haliç Körfezi'ndeki. Haliç kelimesi Türkçemize Körfez. Bunun iki tane Hulcan ve Huluç. İki tane çoğulu var. Hulcan ve Huluç. Körfez kelimesinin iki tane çoğulu var. Bir Haliç San Francisco. San Francisco Körfezi'nde Pasifik Okyanusu'na birleşen giden bir boğazdır. Kema yine enneha bu şehir tetemeyyezu demiştik ki her zaman bir harfiyle gelir. Ayırt edilir. Bu ayırt edilmek fiili temeyyeze yetemeyyezu bi nokta nokta ile ayırt edildi. Nokta nokta ile ayırt ediliyor. Hadaiqiha hadikatun bahçe kelimesi ki aynı zamanda park. Bu umumi parklar var ya insanların gidip içinde oturduğu oyun parkları o anlamda da bir hadaiqiha parklarıyla El ammeti umuma açık, halka açık parklarıyla, el cemileti güzel, bol bol köpek gezdirdikleri parklarıyla da San Francisco meşhurdur. Sanırım bilinmeyen kelime kalmadı. Sorularımıza geçebiliriz. Beyin açıkla es-savabe doğruyu tefrikan minel hatai yanlıştan ayırt ederek tefrikanı beynim bana emrediyordu. Bi vad'i koyarak alameti tasdiki onay işareti evi darbi ya da çarpı işareti koyarak. 1. San Francisco tekau düşer. Demişti ki bütün şehir ve ülke isimleri peşin peşin müennestir. San Francisco mübtedadır, dişidir. Tekau haberdir. Dikkat ederseniz cinsiyette ve sayıda ona uyum sağladı. Bu bir tane, bu bir tane, bu dişi, bu dişi. Tekau düşer. Fi vilayeti Kaliforniya, Kaliforniya vilayetine düşer. Evet, onun batı kısmına ama sonuçta oraya düşer. Doğrudur. Teessesat kuruldu. Medineti Kaliforniya, Kaliforniya şehri ba'de sonrasında, hayır Kaliforniya değil San Francisco olsaydı bu cümle doğru olurdu. Ba'de vusuli, vasale ulaştı, yesili ulaşıyor. Vusulun ulaşmak, vaslun ulaşmak. Sıletun ulaşmak masları birden fazladır. Ba'de vusuli ulaşmasından sonra ba'setin esbaniyetin yukarıda isbaniyetin diye geçmişti hatırlarsanız dikkatinizi çekmiş miydi bilmiyorum. Şurada bakın isbaniyetin öbüründe esbaniyetin kendi içinde bir ihtilaf yaşamışlar. Bir İspanyol keşif heyetinin ulaşmasından sonra Kaliforniya kuruldu. Kaliforniya değil San Francisco kuruldu diyecektik. İzdade arttı. Adedu sayısı sükkani muzafiyle esreli. Medineti ikinci muzafiyle San Francisco üçüncü muzafiyle. Burada müteselsil bir terkip, müteselsil bir isim tamlaması var. Adet, sükkan, Medine, San Francisco. Dört kelimenin birleşmesiyle oluşan San Francisco şehrinin sakinlerinin sayısı arttı. Ba'de sonra iktişafi. Ba'de ve kable her zaman muzaftır. Kendinden sonra gelen muzaf ileyhi cer yapar. Ba'de sonra iktişafi keşfinden sonra menacimi, mencem, maden kelimesinin çoğulu menacim. Madenlere zehebi altın. Altın madenlerinin keşfinden sonra San Francisco şehrinin sakinlerinin sayısı arttı. Doğru 800'den 25.000'e çıkmıştı. İnne sıniyine şüphesiz ki Çinliler yüşekkilune oluşturuyorlar ekbera en büyüğünü tecemmu'in topluluk en büyük topluluğu oluşturuyorlar. Fi Medineti şehrindeki San Francisco şehrindeki en büyük insan topluluğunu oluşturuyor Çinliler. Fil vaktil hadiri günümüzde doğru
Orada da el yevme geçmişti. Fil vaktil hadirin yerine el yevme geçmişti ve cümle doğruydu. Geçiyorum. Tucedu bulunur. Fi San Francisco, San Francisco'da bulunur. Hadaiku. Bu hadaiku tucedu meçhul fiilinin failidir. Biz demiştik ki normalde fiil ile fail arasına mecburiyet olmadıkça başka bir öğe, başka bir unsur sokulmaz. Ancak bir vurgu yapılmak isteniyorsa, burada olduğu gibi San Francisco'da bulunur. Hadaiku, bahçeler, parklar, ammetun, umumi parklar, cemiletun, güzel. Şimdi hadaiku eliflamsızdır ve naibi faildir, merfudur. Kendisi gayrı munsarif olduğu için tek ötre aldı. Onun gayrı munsarif olması ve iki ötre alma kabiliyetinden mahrum olması ammetun, onun sıfatı olan ammetun kelimesinin iki ötre almasına, yine onun üçüncü sıfatı olan cemiletun kelimesinin iki ötre almasına mani değildir. Mesela buraya şey gelseydi, fi hadaika ammetin cemiletin. Burada hadaika kendisi gayr musarif olduğu için mecrurun bil fethati olurdu. Bunun fetha ile mecrur olması ammetin selim bir kelimedir ve illetli değil, gayr musarif değil. Dolayısıyla tenvin de esrede almaya, her türlü harekeye müsait bir kelimedir. Onun kendi hakkı olan kelimeyi harekeye almasına engel olmaz. Demmera yıktı. Ezzilzalu deprem. Adeden sayıda, kalilen az sayıda, min ebniyeti binasını, San Francisco, San Francisco'nun binalarından az sayıda binayı yıktı. Hayır, adeden hailen, büyük sayıda. Hail böyle gerçekten büyük, insanı böyle dehşete düşüren, hayrete düşüren derecede büyük bir şey ifade edeceksek hail kelimesini kullanırız. Kalilen değil, hailen olurdu. Temmet iadetu. Bakın temmet, mazi fiil. Bir iadeti, bir harfi ceri yok. O zaman bunu direktmen iade ne? Tekrarlamak. Tekrarlandı. İnşa'i. Temmet iadetu inşa'il medineti. Medinenin inşası tekrardan yapıldı. Fi muddetin kasiratin, kısa zamanda. Doğru. Belaga ulaştı. Adedu sayısı. Bu ikinci ötre kesinlikle olmamalı. Burada bir yazım hatası var. Sükkani, sakinlerinin sayısı. Fi San Francisco. San Francisco sakinlerinin sayısı ulaştı. Neye? İla e'a. Hamsete. Arkadaşlar belagayı kullandığı için ilaya hiç yer vermeyebilirdi. Belaga, yukarıda parçadan hemen göstereyim size. Mef'ulunu doğrudan da alabilen bir fiil. O yüzden... Hemen bulayım. Bakın. Belaga ulaştı. Ba'de seneteyni, iki senenin ardından, hamsete ve işrine elfen, 25 bine. İla hamsetin ve işrine elfen demedi. İlayı kullanabilirsiniz. Kullanmayabilirsiniz. Belaga iki duruma da müsait bir fiildir. Belaga ulaştı. Adedu sayısı, sükkani sakinlerinin sayısı. Fi San Francisco, San Francisco sakinlerinin sayısı ulaştı. İla e'a. Hamsetin ve işrine elfen, 25 bine. Fi ami 1850. 1850 yılında 25 bine ulaştı. Tarihi unuttum açıkçası. Ben 25 bine ulaştığını biliyorum da 1850 miydi ona emin değilim. Ya çok da önemli değil. Biz cümleyi anladıktan sonra amaç hasıl olmuştur. Evet, parçamız bitmiş. Bir sonraki parçada görüşmek üzere. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.